Sırada Amerikan basından özetler var. Dilge Timoçin bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Dilge. Özlem, Amerikan basının bugünkü gündemine Washington Post gazetesiyle başlıyoruz. Washington Post, Karayipler'de büyük hasara yol açan ve pazar günü Florida'ya ulaşması beklenen Irma kasırgası nedeniyle eyaletin güneyindeki adalarda yaşayan halkın tahliye edilmeye başlandığını bildiriyor. Uzmanlara göre Irma eyaleti 1992'de vuran ve çok büyük can ve mal kaybına yol açan Andrew kasırgasından bile daha güçlü görünüyor. Florida'nın Miami-Dade, Broward ve Palm Beach ilçelerinde yaşayan 6 milyon insan için şimdiden gıda, su ve benzin sıkıntısı başladı. Gazete bu durumun aslında Florida için anormal olduğunu, çünkü kasırgalara ve şiddetli tropik fırtınalara alışık olan Floridalıların bu sefer son derece endişeli ve panik içinde olduklarının gözlendiğini bildiriyor. Miami'den kalkan uçaklarda yer bulunmuyor, yollarsa güneyden kuzeye kaçmaya çalışan Floridalılarla dolu. Gazete, Irma kasırgasının başta Barbuda olmak üzere Karayipler'deki adaları yerle bir ettiğini, 50 santimetre yağış düşmesi beklenen Puerto Rico'da ise halkın 6 ay elektriksiz kalmaya kendini hazırladığını yazıyor. Rüzgar hızı saatte 290 kilometre yaşayan Irma kasırgasının Florida'dan önce Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'yı vurması bekleniyor. New York Times'a baktığımızda da Times, Başkan Trump'ın Kongre'deki Demokrat Partili liderlerle borç tavanı, hükümet harcamalarının Aralık ayı ortasına kadar finansmanı ve Harvey kasırgası yardımı üzerine yaptığı anlaşmayı ana sayfasına taşımış. Gazete, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ilk defa çok ciddi bir meseleyi çözüme kavuşturmak için anlaşmaya varma amacıyla kendi partisini adeta bypass ederek Demokrat Parti'ye yaklaştığını yazıyor. Habere göre Trump'ın Demokrat liderlerle Beyaz Saray'da alelacele bir toplantı yapmaya karar vermesi Cumhuriyetçileri hazırlıksız yakaladı. Bu durum aslında Trump ve partisi arasındaki ilişkilerin ne kadar gerildiğinin de göstergesi. Cumhuriyetçi liderleri haftalardır eleştiren başkan, parti sınırlarını aşıp kendi başına iş bitirmek için büyük bir sürpriz yaparak kolları sıvadı. Ancak gazeteye göre Trump'ın Demokrat Parti ile yaptığı işbirliğinin nasıl yorumlanması gerektiğini kestirmek zor. Trump'ın bu hamlesi, kendisini iş bitirme konusunda bir usta olarak tanımlayan bir başkanın dev bir strateji değişimi mi, yoksa müttefiklerinin canını acıtmak için verdiği tek seferlik içgüdüsel bir tepki mi sorusu kafaları kurcalıyor. Trump Demokrat Partili liderler Chuck Schumer ve Nancy Pelosi'nin harcama ve borç planını kabul etmekle kalmadı. Aynı zamanda göçmenlik meselesinde de Demokrat Parti çizgisine yaklaştı. Başkan, genç kaçakların sınır dışı edilmesini engelleyen Barack Obama imzalı DACA kararnamesini iptal ettikten bir gün sonra kaçaklara yasal statü verilmesi konusunda demokratlarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. New York Times bugün ayrıca Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin Afganistan'da verdiği kayıplarla ilgili bir habere yer ayırmış. Gazete, geçen Ekim ayında Afganistan'ın Celalabad kenti yakınlarında IŞİD militanları ile girdikleri çatışmada öldürülen iki elit ajanın Temmuz ortasında Arlington askeri mezarlığında sessiz sedasız toprağa verildiklerini yazıyor. Habere göre bu iki ajanın ölümü gazetelerde haber olmadı. Sadece teşkilatın Virginia eyaletindeki merkezinde mermer duvar üzerine iki yıldız olarak işlendi. Duvar üzerine işlenen yıldızlardan en az 18'i Afganistan'da görev başında yaşamını yitiren CIA mensuplarını temsil ediyor. Gazeteye göre Afganistan'da ölen CIA ajanları sayısı bundan neredeyse yarım yüzyıl önce Vietnam ve Laos'ta ölenlerin sayısıyla başa baş gidiyor. Tüm bu ölümler 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra Afganistan'a açılan ve 16 yıldır süren savaşta CIA'nin ne kadar ağır bir bedel ödediğinin göstergesi. Şimdiye kadar binlerce CIA ajanının görev yaptığı Afganistan'da savaşın ne zaman biteceği ise tam bir bilmece. Los Angeles Times ise Başkan Trump'ın Amerika'ya çocukken getirilen göçmenleri koruma sağlayan DACA kararnamesini iptal etmesinden bir gün sonra
tüm tarafları şaşırtacak bir adım attığını yazıyor. Gazete Trump'ın genç kaçaklara yasal statü sağlayacak, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin onayını alacak bir yasa tasarısını destekleyeceğini kaydettiğini bildiriyor. Ancak gazete Trump'ın çok daha kapsamlı bir göçmenlik reformu üzerinde şimdilik durmadığının altını çiziyor. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende Özlem. Teşekkürler Dilge. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.